Şimdi burada size şefimle, Ufuk Bey'le bir mango ağacı ne kadar büyük oluyor onu göstereceğiz. Mangonun meyvesini yiyorsunuz ama nasıl bir ağaçtan geliyor mango? Hadi ona bir bakalım. Şimdi şefim bana modellik yapacak. Şefim sen bir mango ağacının altında duruyorsun. Şefim emanet duruyorsun ha böyle. Yemeğe gidiyorduk o yüzden. Ya bir de böyle genişliği var. Tabii bunun çok daha çok daha yüksekleri. Yani şu gördüğünüzün şöyle var ya. Şöyle iki katı daha yüksek olanların da var mango ağaçlarının. Ha, mango ağacı olduğunu bilmiyordum bunun. Mangonun meyvesi üstünde var mı? Şimdi yerde bir tane düşmüş vardı. Olmazsa onu çekeceğim. Bana sonra demeyin ki lan mango ne? Gel. Gel. Tamam. Gel hadi. Gel sana mangoyu göstereyim. Bak bu mango. Çok güzel bir meyvesi var. İçinde çekirdeği çok büyük. Şöyle göstereyim de aşağı yukarı büyüklüğünü de anlayın. Cevizden büyük. Ceviz gibi görünüyor değil mi? Ha? Çok sıcak. Ney? Hava. Hava çok sıcak bugün. Kökünü görüyor musunuz? Bak orada 20 kişinin oturacağı genişlikte bir kökü var. Böyledir mango ağacı. Hani diyorum ya, burada acayip yağmurlar yağıyor yağdığı zaman. İşte onlardan size bir örnek. Bu gerçekten fırtınalı bir geceydi. Ama yağdığı zaman böyle saatlerce yağıyor ve gerçekten her yeri sel götürüyor. Toprak kirli olduğu için de bir süre yüzeyde kalıyor bu sular. Çamurlarla mücadele ediyoruz. Burada ne yaptım? Kilosa'dan Dodoma'ya kadar gittik geldik. O gün yol boyu birçok video çektim. Onlarla böyle ara ara onları göstereceğim. Size Tanzanya ile ilgili söylemeyi unuttuğum en önemli şeyi söylüyorum. Hiçbir videomda söylememişim, sonradan fark ettim. Bu insanların hiçbiri sigara içmiyorlar. Tanzanya'da sigara yok. Binde bir diyebileceğim kadar az insanın elinde sigara görürsünüz. Hiçbiri sigara içmiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar zor durumdayız. Bir tanesi bile içmiyor abi. Sigara bu ülkede yok. Ve biz bu konuda berbat durumdayız. Ve bu insanların hiçbirinde ağız kokusu diye bir şey yok. Ben daha hiçbirinin ağzının koktuğunu görmedim. Allah yardımcımız olsun. Yol üzerinde böyle bir erken. Yol üzerinde böyle bir kebapçı, işte böyle bir arkadaşların kebap et sattığı bir yere geldim. Burada et kestiriyorum. Patates kızartmasıyla yiyorum. Göstereyim ben size. Bak buna 2000 şilin verdim. 2000 şilin. 3 parça et kestir. Can you show one of them? Can you show one piece? Mesela böyle bir parça kesiyorsun. Bunun da tanesi 3000 şilin. Ben biraz pazarlıkla işte 2000'e falan aldım. Kestirdim. Birazcık daha pişirttiriyorum şu anda. Ondan sonra bir de kola ile beraber. This is my boss. Hello. Bu adamlar böyle çok eğlenceli insanlar. Yani Tanzanya'da olmaktan mutlaka mutlu olursunuz. Bak bu şekilde kebap falan yapıp satıyor. Hepsini göstereyim size. Yol kenarında duruyorsun, kebabını yiyorsun. Bu kızla tanışmıştım geçen geldiğimde. Bu bana hep yardımcı oluyor. What is your name? Agapi. What is your name? Agapi. Now what is the area name here? Bandit. Buraya gelirseniz Agapi'yi bulun, o size yardımcı olur. Bandit'e. Allah'a emanet. Şu güzel dağı da çekmeden geçemedim. Yol üzerinde var böyle, daha göstereceğim yerler var. Bu işte kayadan mütevellit. Mütevellit mi demem gerekiyor? Şimdi video biterken durdurduğumda bakarım mütevellit. Yani kayadan mamül. Bu bildiğiniz bir parça kayadan bir dağ. Şu peygamber devesinin de en az 15 santim olduğunu sizlere söyleyeyim.
O fayansın boyu yanlış değilsem 30 santimlik fayans onlar zaten. O fayans kadardı işte. Özellikle görmeniz için önce uzaktan şu klozeti gösterme meraklısı değilim. Özellikle size alabilirsiniz diye işte. Aa, çocuk Tanzanya'ya gitti, Türkçe'yi unuttu. Size. Özellikle boyutunu anlayabilirsiniz diye orada tuvaleti de gösterdim. Shoppers mağazasına geldik. Shoppers. Şimdi Dodoma'daki Shoppers mağazasındayız. Dur camı bir sileyim lan. Ekranda ben var mıyım? Varsa. Net mi? Şöyle daha iyi. Shoppers mağazasında pizza payı. Bak. Şöyle size göstereyim. Arkayı gösteriyor, burayı göstermiyor. Tamam. Arkayı görsünler, buranın Shoppers olduğu belli oluyor zaten o zaman. Bize payı göstermiyor. Pizza payı göstermiyorum henüz. Shoppers mağazasında Pizza Pie diye bir yer var. Şimdi onu da size gösteririm. Orada oturanlar bizi mi çekiyor demesinler diye yapamıyorum. Pizza yiyeceğiz. Mantıklı. Orada tatlı. UFO göstermek istiyorum aslında size. Size UFO göstereceğim. O arada Pizza Pie'yi de görürsünüz. Bakın. Bakın. Bakın o Bakın. ufuk. Bak o da Pizza Pie'yi bak. Gördün mü? Şimdi UFO'yu odaklıyorum. Şefimi de çekebilir miyim? Yok ya. Şefim. Şefim elini indirir misin? Aynen. Aynen. Şefimiz Gökhan Bey. Burası da Shoppers mağazası. Dodoma'daki Shoppers mağazası. Dodo Shoppers ismi. Pizza yiyeceğiz. Pizza söyledik. Bir pizza, orta boy pizza 22 bin Tanzanya şilini çarpı 6 diyebilirsiniz. Small pizza kaç liraydı? 12 bin. 12 bin Tanzanya şilini 6 Normal ile çarp. premium pizzalar. Yani 22 bin Tanzanya şilini bir orta boy pizza burada 2 kere 6, 12. 120, Alayım işte. 130, 140 liraya Git geliyor. iptal ettir. Neyse orta boy pizza ikimiz yiyeceğiz. Adam başı 60 kitliyorlar yani Sinan diyeceğiniz. Sorun değil. Karnımızı doyuracağız. Çok yemiyoruz bunu zaten. Ondan sonra ben size bugün neyin fiyatını söyleyecektim. Onun fiyatını söyleyemiyorum ya. Neydi? Ha, şampuan. Lan ben burada Pantene'in o her zaman aldığım şampuanını bulamadım. Ona üzülüyorum. Pantene şampuan almam lazım. Şampuanı da Türkiye'den buraya istemek utanıyorum. Niye? Lan bavulda bir patlarsa bütün çanta şampuan oluyor biliyor musun? O En yüzden. azından güzel kokar ama. Strese sararlarsa patlamaz. Ben öyle Ya da ön getirdim. tarafını. Tamam. Ufuk Bey izne gittiği zaman bana streçe sarıp şampuan getirecekmiş. Bana rahlanın altını gösteriyor. Şimdi pizza gelecekse pizzanın da güzel bir videosunu yaparım. Geziyoruz öyle. Bilgi vereceğim yine. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bu sahneyi de göstereceğim. Böyle bir vadinin videosunu almaya çalışıyordum. Kısacık bir vadiden sonra birdenbire şehir geldi. Şehir diyeceğim ben buraya artık. Siz ne derseniz, siz nasıl kabul ederseniz. Tabii ki bir şehir değil. Ha, buranın şeyleri var. Bakın, distriktleri var. District derken mahalle diyebiliyoruz. Regionları var. Mesela 6 ya da 7 tane region var. Eyalet diyeyim ben size. 6-7 eyaletten oluşuyor Tanzanya ülkesi. Bir eyalet Morogoro. Bu Morogoro eyaletinin içinde şehirler anlamında yerler de var. Mesela Morogoro'nun içinde Morogoro şehri var. Bir şehir bildiğiniz. Ama Kilosa District'i var. Mahalle, bölge, öyle. İlçe diyebiliriz. İlçeleri var. İlk geldiğimde demişlerdi, buralar suyla dolacak demişlerdi. Aynen öyle oldu. Az önceki gösterdiğim yerler gibi bir arazi burası da işte Kilosa ile Dodoma arasında. O kadar çok yağmur yağıyor ki böyle sular doluyor. Buranın kayaları çok güzel. Yani dağların altı bu şekilde kayalar. Dodoma tarafı burası özellikle İhuma tarafı rüzgar, yağmur dağı eritmiş. Geriye en altındaki o en sert kaya tabakası kalmış. Bu tür manzaralara çok rastlarsınız. Ya göz alıcı. Yani en azından Türkiye'de çok alışık olmadığımız şeyler. Bazen böyle düzlükler geliyor. Dümdüz. İnsanın böyle hemen aklından şey geçiyor. Ulan geleceksin burada tarım yapacaksın. Ya yok, imkan yok. Sen istediğin şeyi istediğin yere getirtemiyorsun. Ben
Bir mesela kaynak makinesi başımıza ne işler açtı? Kırıcı delici. Burada 4 katı fiyatı satılıyor. Türkiye'den getirdiğim bu sefer yok gümrük devreye giriyor, yok bilmem ne giriyor. 3 ay mal gelmiyor. Ulan 3 ayda ekin mi kalır? Ne olur ne biter? Yokluk her şeye sarmış durumda. İmkansızlıkların biri birini kovalıyor. İstediğin şeyi istediğin zaman yapamıyorsun hiçbir zaman. Yine yağmurlar yağdıkça yağıyordu. Oradan bir görüntü aldım. Bu yağmurda ben tişörtle duruyorum, haberiniz olsun. Hava sıcaklığı öyle düşmüyor. Tişörtle. Ben geldim geleli tam Ekim ayından bu yana ben buradayım. 4 aydır daha svet giyemedim. Sürekli tişörtle geziyoruz. Şu kadar yağmurun yaşın içinde bile sıcaklık 20 derecenin altına düşmüyor. Yağmurlu sezonlarda akşam rahat bir uyku uyuyorsunuz klima açmadan. En sonunda yine Kilosa'ya dönüş yolu. Şehir hayatı. Bu bir şehir hayatı açıkçası. Ha, Dodoma betonarmedir. Morogoro betonarmedir ama oralara il diyelim. İlçe olan bu tür yerler buralarda bu şekilde hayat. Sakın ha görüp de acıyıp macımayasınız. Öyle bir acıma falan olayı yok. Size gelip İstanbul'da yaşayan Osmaniye'deki insana acımıyorsa onların acınacak bir durumu yok. Bir hayat yaşıyorlar burada. Onlar için gayet normal, iyi gidiyor. Abi şu gördüğün Mutlular. resim Hatta var ya. sizden mutlular. Ve şunu söyleyeyim. Gördüğün Hepsi sizden sağlıklılar. Çünkü burada evet. kimyasallar yok, fabrikalar yok, Kimyasal zehirli yok. hava yok. Sürekli yağmur. Oksijen soluduğunuzdan emin olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bu videoyu bu şekilde tamamlayacağım. Çok fazla şeyim yok. Şahsi görselim yok. Ama size Tanzanya'dan kesitler sunmaya çalıştım.